Evet sevgili kardeşlerim, malumunuz seçim yaklaşıyor. Çok az bir zamanımız kaldı. 31 Mart'ta inşallah ipi göğüsleyen taraf biz olacağız. Sizlerden ricam şudur sevgili kardeşlerim. Lütfen oylarınızı bizim partiye veriniz. Bizim partiye tercih ettiriniz ki iktidara yeniden kavuşalım. Aksi takdirde bizi kötü günler bekliyor. Bakın söyleyeyim. Bunlar bizi diri diri yakarlar yani, o derece söyleyeyim size. Ama bize oy verdiğiniz takdirde sevgili kardeşlerim, İktidar olmakla kalmıyorsunuz. Yarın Ruzu Mahşer'de beratınızı da alıyorsunuz. Evet. Allah bekamızdan sonra beratımızı da veriyor. Evet. Nasıl kardeşim? Nerede oy kullanıyorsunuz siz? Evet. Ha, sizin Ahmet abilerin evinin arkasında olacak cennette inşallah. Ahmet abilerin bizim. Konuşmadan sonra ben telefonunu veririm. Siz orada öldüğünüzde inşallah görüşürsünüz Ahmet abiyle. Evet. O geçen seçimde gitti mesela, şu anda orada. Ara sıra arıyor da konuşamıyoruz da. Buyur canım kardeşim. Siz nereden kullanıyorsunuz oyu, nerede? İstanbul Büyükşehir maşallah, sizinki o, sizinki Abayata Nazır. Evet. Beratınızı alıyorsunuz. Abayata Nazır bir evinizde ne yapıyor? Oluyor canım kardeşim. Nasıl? Kaynananız nerede oy kullanıyor? Ha. Anladım. Köyde oy kullanıyor. Anladım. Onların tabii aynı eve alamıyoruz onu cennette. Onlar biraz daha arkalarda artık şeyle vesayet, iki vesayetle falan gider gelirler size inşallah. Tabii aynı evde olsaydınız yani, İstanbul'da kullansaydı kaynananız da, evet artık yapacak bir şey yok sevgili kardeşim değil. Buyurun canım kardeşim. Evet. Sizin nerede? Güzel. Evet. Anladım. Bakayım. Bakayım sevgili kardeşim. Ondan tam emin değilim. Evet. Sizinki de Ahmet abilerin evinin arkası dedim ya. Aynı yere bakan sokak üzerinde cennette inşallah. Evet, sıkıntı yok. Bir sıkıntı olursa beni ararsınız. Ben hallederim canım kardeşim. Evet sevgili kardeşlerim, saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum hepimize.